Herkese merhabalar sevgili dostlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz evet bugün lunch tarafında güzel bir hareketlenme var sevgili dostlar ben bu hareketlenmeyi çok geç fark ettim ama neyse ki Süleyman gibi dostlarımız var Süleyman bize telegramdan ne dedi hocam lunch videosu gelecekti Nerede diyor? Müsaitseniz çekin diyor. Bir, ve lunç tarafında da bir hareket var diyor. Fikirleriniz bizim için önemli. Teşekkür ediyorum. Fikirlerime değer verdiğimiz için, değer verdiğim için iki gözümüzün çiçeği lunça bir bakalım istiyoruz. Ve şöyle bir baktığımızda lunçta yüzde yirmilik bir yükseliş var. Ve şöyle teknik taraftan baktığımızda da bize dün buy sinyali vermiş. Buy kerata. Dün bize buy sinyali vermiş ama biz uyumuşuz arkadaşlar. Bu lunç niye yükselmiş bu kadar yüzde yirmi uçmuş gitmiş. Bu yüzde yirmi uçuşun yarın bir yüzde yirmi daha olur mu? Sonra bir yüzde yirmi daha gelir mi? Uçuyoruz kaçıyoruz. Bir dolar olur mu? 10 sent olur mu? Gibi 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 konulara bir değinelim istiyorum bu videoda kıymetli dostlar. Niye launch bu kadar yükseldi? Belki bitcoin yükselmiştir. Belki piyasalar iyidir. Şöyle piyasayla başlayalım. Piyasalarda 0.81'lik bir artış var arkadaşlar. Öyle %20'lik bir artış yok. Bitcoin 0.23'lük bir yükselirken Ethereum 0.27 yükselebilmiş. Hafif pozitif piyasa ama hafif. İlginç olan kısım hacim tarafında da %45'lik bir düşüş var. Düne göre. Hacimler berbat durumda. Lunch tarafına baktığımız zaman ki marketteki sıralaması 117. sırada 4 5 mı kaç sıfır? 4 0? 4 85 fiyatıyla %21'lik yükselmiş. Haftalıkta da %21, aylıkta da %21 arkadaşlar. Yani lunch bu hafta resmen uyumuş. Bu ay resmen uyumuş sevgili dostlar hiçbir şey yapmamışlar. Bugünkü yükseliş hem bu ayı da hem de bu haftayı da kurtarmış. Bütün ay yatmış bir gün çalışmış. Peki yılbaşından beri baktığımızda ise 1 Ocak 2024'ten baktığımızda ise hala %38'lik bir zarar var. Yılbaşında aldım tutuyorumlar hala zarardalar sevgili dostlar. Benim uzun vadeli portföyümde de lunch da var biliyorsunuz. Ath seviyesini görüyorsunuz 119 dolar gibi bir Ath seviyesi var. Tabii ki de 119 dolara tekrar gelmesi çok ütopik yani çok uçuk kaçık bir rakam. E, eski hesapları açmayalım o günler mazide kaldı. Peki e, dominansa bakalım hani piyasaya giren paranın ne kadarı lunca giriyor diye bakalım. Yatırımcıların böylelikle iştahını görebiliyoruz arkadaşlar. Dominans oranına baktığımızda 0.021'lik gibi cüzi bir oran görüyoruz. Bu oran geçmiş dönemlerde çok 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 daha fazla idi. Son 90 günlük grafiğine baktığımızda son 90 günlük grafikte ikili bir dip görüyoruz. İkili dibin sonu aydınlıktır sevgili dostlar %80 oranında. Buradan böyle bir baktığımızda çok böyle ufak ufak fiyatlar anlamında bilgi aldık ama sağlam bir veri alamadık. Biraz daha içeriye girdiğimizde karşımıza hacim çıkıyor arkadaşlar. %427 artışlık bir hacim. %427 artan bir hacmin değerine baktığımız zaman da sadece 66 milyon olduğunu görüyoruz. Burada birileri oynamış arkadaşlar bu kağıtla bu coinle. 66 milyon dolar gibi cüzi bir parayla koskoca lunch terra ekosistemini uçurmuş. Bir taraftan terra klasik gidiyor. Bir taraftan USDC bir taraftan Luna gidiyor arkadaşlar. Küçük paralarla. Küçük paralarla büyük hareketler yapmışlar kıymetli dostlar. Piyasa değerine baktığımız zamansa 466 milyon dolarlık bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Terra Classic Launch'ın kıymetli dostlar. Şöyle bir haber taraması yaptım. Ne oluyor, ne bitiyor bu lunç cephesinde diye baktığımda yeni bir haber aslında bulamadım. Ama bir tekrar edelim, bir gözden geçirelim. Bundan yaklaşık bir ay önce, 15 gün önce SEC lunç davası neticelendi arkadaşlar. SEC ne diyordu lunça? Do diye birisi çıktı, elin Korelisi. Luna diye bir coin diye yapmış, bir şeyler yapmış. Adını da Luna koymuş geldi Amerikan halkına bunu sattı ve Amerikan halkından yaklaşık 4 milyar dolar çarptı gitti şeklinde bir mahkemeye başvurulmuştu Hem Terra Labs'ı hem de Dokuvon sevgili dostlar. Mahkemede buna adamın da tabii Dokuvon'un da ne kadar parası var, Terra Labs'ın ne kadar gücü var şeklindeki yapmış olduğu araştırmadan sonra 4 milyon dolandırılmaya karşı 4.47 milyonluk bir cezaya çarptırıldı. Tera tarafı da bunu kabul etti arkadaşlar. Bu cezayı tamamen yapacak bir şey yok. Ama henüz ödeme yapılmadı. Böyle bir olayımız var. Sekle Luna barıştı. Barıştı demek de yanlış olur ama mahkeme karara bağlandı. 4.47 milyardan. Doğu Kuvon cephesinde bir haber vardı. Doğu Kuvon Güney Kore'ye iade edilecek şeklinde bir karar çıkmıştı. Bunu bana sorduğunuzda bir iki güne düzelir o. Bozulur demiştim arkadaşlar. Nitekim de bozuldu. İleri bir tarihi ertelendi. Doğu Kuvon'un Güney Kore'ye iadesi. Arkadaşlar Doğu Kuvon hala Karadağ'da ve hala ne zaman Güney Kore'ye iade edileceği belli değil. Daha güncel haberlere baktığımızda yakımlar tarafında bir gelişme var bugün. Terra Casino yaklaşık 1 milyonluk yakım yaptı bugün. Terra 747 binlik bir yakım yaptı. 1 milyonluk yakım öyle büyük bir yakım değil. 742 binse hiç değil arkadaşlar. Dilerseniz şöyle yakımlar tarafına biraz daha yakından bakalım. Şöyle önce bugüne açalım sevgili dostlar. Bugün ne var durumlarda? şöyle indik. Bugün yaklaşık bir saat sonra bir güncelleme alacağız. Gün dönecek. 25 milyonluk, 25 buçuk milyonluk bir yakın gelmiş bütün herkesin yaptığı yakın miktarı. 25 milyon yakın normal bir yakın, ortalama bir yakın sevgili dostlar. Günlük yakınlara baktığımızda yakınlar tarafında olağanüstü bir gelişme yok. Son 7 günlük bak yakıma baktığımızda 487 milyonluk bir yakım var. Son 30 günlüğe baktığımızda Binance yakımlarıyla beraber ki biliyorsunuz ki Binance her ay toplu bir yakım yapıyor. 2 milyar 440 2 milyar 450 milyonluk bir yakım olmuş bu ay. Launch çöküşünden beri yakılıyor. Ve bu yakım sevgili dostlar Mayıs 2022'den beri 13 Mayıs 2022'den beri de 128 milyar adetlik bir yakıma ulaşmış durumda. En çok yakanları şöylece baktığımızda Binance'in bu yakımların oran olarak %49.1'ini yaptığını, 63 milyarlık yakım yaptığını görüyoruz. İkinci sırada DeFi Launch, Lunatic Token Max borsasını görüyoruz. Milyarlar kulübü. Aşağıda Launch DAO itibaren aşağıda burada arkadaşlar Kremişin Coin, işte TRK Studio az önce bahsettiğimiz işte 1 milyon gönderen. Anlodes, Kukoin, Launchburn gibi, gibi 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 sevgili dostlar uygulamalardan dolayı gelen yakınlar görüyoruz. Buraya kadar hala olağanüstü bir durum yok. Tek durum hacim arkadaşlar. Küçük bir hacimle, küçük bir parayla büyük hacim yaratmışlar. Coin bazında büyük bir hacim yaratmışlar ve fiyatları uçurmuşlar ve uçurtmaya da şu an devam ediyorlar gibi görünüyor. Göstergeler tarafına baktığımızda bizi bir sürpriz karşılıyor sevgili dostlar. Momentum al vermiş, mekti al vermiş, biz uyumuşuz. Hacim ağırlıklı ortalama al vermiş, hul hareketli ortalama al vermiş. Bunlar al verdiğinde botlar sevgili dostlar. İnsansız al sat yapan robotlar. Tamamen duygularından aratılmış makineler. Alım yönünde tetiklenmişler ve alım yapmaya başlamışlar. Her al veren coin uçar gider mi? Uçup gitmez. Şart şu olacak arkadaşlar hem sistem al verecek hem de hacim düşük olacak. Lunch'ta hem hacim düşmüş, inanılmaz düşmüş hem de göstergeler al vermiş. Bu da botların dikkatini çekerek sert bir yükselişe sebep olmuş. Şu an haber bazlı, bilmem ne bazlı falan değil. Tamamen botlar tarafından, algoritma tarafından bir yükseliş görüyoruz. Bu algoritma bizi nereye taşır? Ne yapar? Ne eder? Duygularımızdan biraz arınarak analizimize devam edelim. Şöyle grafiğimizi bir açalım sevgili dostlar. Şöyle bir geçmiş zaman olur ki bir bakalım ne olmuş lunch'ta. Lunch'ta bir düşen trend olmuş vakti zamanında. Düşen trend kırılmış sevgili dostlar vakti zamanında. Düşen trend kırıldıktan sonra şurada 4 saatlikteki şu kırmızı çizgi bir test edilmiş ve test edildikten sonra roketin padişaha gelmiş. Birkaç günde %65'lik bir yükseliş. Allah bereket versin ardından ikinci kırılım geldikten sonra aynı 4 saatlik 200 maaıyı test ettikten sonra bu sefer de 11 günde %300'lük bir yükseliş gelmiş aslanlar gibi. Devam ettiğimizde gene bir düşen trend karşımıza çıkıyor 4 saatlikte sevgili dostlar. Bu düşen trend kırılıyor. Kırıldıktan sonra şu 200 maanın üzerine atıyor. Üzerine attıktan sonra 200 ma test ediliyor. Aynı yer geri çekiliyor. Ve ardından güzel harika bir yükseliş geliyor. Bir haftada %127. Şimdiye geliyoruz. Ne var karşımızda? Gene bir düşen trend var sevgili dostlar. Düşen trendde bir kırılım var. Bu düşen trend kırılımından sonra bu nereye gider bilmem. Ama şu an için bakın şurada gelen bir sat sinyali şunu sileyim. Burada da var. Şu an için lunç tarafında, Luna Klasik tarafında kısa vade düşünenler için, vurkaç yapanlar için bir sat sinyali var arkadaşlar. Burası belki bu sat sinyali işlemez. Belki buraya kadar gider. Bilemem. Ama belki şu kırmızı çizgi 200 ma bir test edilecektir. Bu buraya 78'lere büyük bir ihtimalle geri gelecektir. 78'lerin altında bir kapanış görürseniz stop. Maldan çıkın. 78'lerden yukarıya doğru bir dönüş gördüğünüzde ekleme ya da yeni bir alım olarak çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Hedef neresi? Hedef 101. Şuradakını kırması gereken yer. Burası aynı zamanda haftalık olarak baktığımızda da sevgili dostlar daha önce bakın geliyor şurada bir kırmızı şu kırmızı takip ediyor ya bu kırmızı kırıldıktan sonra bir yükseliş başlıyor. İşte bu kırmızının yukarıdan aşağıya doğru inen gelen kırmızının da geçmiş olduğu seviye sevgili dostlar orası 101 101 değil şöyle biraz daha aşağıya 96 bölgesi. Burası aynı zamanda şöyle baktığımızda şöyle tam alalım şunu silelim. 4 saatlikteki şey günlükteki 200 ma bölgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Şurada 200 ma bizim yükselişimizi engelleyecek olan bölge olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Şunu bir türlü ayarlayamadım da 100, 101, 102, 100 ve 102 arası diyelim o bölgeye. Bu 102 bölgesi şu an için bu geri çekildikten sonra aşağıya 78'e çekildikten sonra gideceği nokta olarak görülüyor 101 bölgesi. Ama belakin 101'i kırmamız biraz zor ama kırdığımız zaman sevgili dostlar gelsin 25'ler. Gelsin 256'lar. Gelsin o zaman şöyle %247'lik, %250'lik kar durumları kıymetli dostlarım. Lunch'taki yükselişin bir numaralı sebebi algoritmaların e, sistem al verdikten sonra düşük hacimden faydalanarak e, alıma geçmeleri ve sert bir şekilde yükselmesi sevgili dostlar. Ne bekliyoruz? Alım için bir geri çekilme bekliyoruz. 78'lere doğru bir geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. 78'lerden yukarıya doğru döndüğünde güçlü bir alım yeri olarak karşımıza çıkıyor. İlk hedefimiz 101 bölgesi, ana hedefimize baktığımız zaman da 256 bölgesi olarak karşımıza geçiyor. 256 bölgesi şu an için ana hedef gibi duruyor. 256 bölgesine geldiğinde yeni bir analiz yaparız sevgili dostlar. Daha da gidecek mi yoksa geri gelecek mi şeklinde bir daha konuşuruz. Bir daha görüşürüz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Bir hatırlatmayla videoyu sonlandıralım. Bildiğiniz üzere biz bunu Süleyman'ın önerisiyle almıştık. Süleyman bizim Telegram kanalımızdaki dostlarımızdan siz de Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Yapmanız gereken Telegram kanalımızın sponsoru olan GTO Borsası referansımızla referans linkini tıklıyorsunuz arkadaşlar. GTO Borsası'nda bir hesap oluşturuyorsunuz ve işlemlerinizi bundan sonra GTO Borsası'nda yapıyorsunuz. Referansımızda üye olduğunuz hesapta. Bu sayede işlemlerinizi hem indirimli bir şekilde komisyon indirimli bir şekilde alsat yapabiliyorsunuz hem de Eko Kripto VIP grubuna ücretsiz olarak geliyorsunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.